Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'da bu kurallara karşı gelinince, ufak bir trafik kazasına karışılınca falan nasıl insanlar tepki gösteriyorlar ve nasıl hareket alıyorlar görelim. Tokyo'dayız. Bir trafik kazası söz konusu. Ölü ya da yaralı yok bu arada. Baştan güzel, söyleyelim. Bu sebeptendir rahat anlatıyoruz. Maddi hasar deseniz o da yok. Denebilecek kadar az. Çünkü bir motosiklet önündeki otomobile düşük bir hızda çarptı. Pıt. Motosiklette bir sıkıntı yok gibi, ancak öndeki aracın kaputunda, bagajında hafif bir ezilme, hafif bir ezilme söz konusu. Peki bu neden bir haber derseniz şu anda hemen ona da gelelim. O kazaya denk gelen bir Türk arkadaşımız bunu kameraya çekiyor, görüntülüyor. Ve diyor ki bakın bu bizde yani önemsenmeyecek, gün içinde defalarca yaşadığımız bir kaza orada nasıl bir olay haline geliyor ve konuyu nasıl ele alıyorlar, buyurun bakalım. Burada çok küçük bir kaza olmuş. Motos sıra arkadan hafifçe vurmuş. Dünyanın en basit kazası. Burada ayrı polis taksiciye tutanak tutuyor. Burada 1, 2, 3 tane polis var. Metre ile ölçüyorlar. Motorun sağını ölçtüler, solunu ölçtüler, yolu ölçtüler. Yolun genişliğini ölçtüler. Belki burada var ya, 40 dakikadır bununla ilgileniyorlar. Motor arkadan vuruş yapmış. Sadece şuraya değmiş. Motorun boyunu ölçüyorlar. Yolu ölçüyorlar. Aradaki mesafeyi, kazanın vermiş olduğu yani herhangi bir şey var mı yok mu? 4 polis, 2 tutanak tutan vesaire. Çok mu işgüzarlık yapıyorlar? Ha canım, onların sistemi bu kadar da olmaz mı diyoruz? Yani ha, biz alışık değiliz ya, onların normali ama bu. Ama yaya geçidinde orada olmuş bak bir tarafta. Ha, onların normali o yani. O yolu kapatmadıklarına şükretsen, yolu da kapatıyorlar şey normal şartlarda. Düşünsene, Allah'tan ufak bir şey hani, onlara göre yine de büyük. Hani bizde bu gibi olaylarla biz günde kaç defa karşılaşıyoruz? Ya bizi boş ver, git İtalya'ya, Portekiz'e, şuraya buraya. Tabii zaten canım, arabaların tamponlarında şey vardır yani. O aynen, kadar vura çıka birbirlerine park ediyorlar evet, ki. O da çok kötü. Baktığın zaman hani sadece bizle ilgili bir şey değil ama hani her ülkede kazalar karşısında 3 aşağı 5 yukarı aynı tavırlar sergileniyor bildiğim kadarıyla. Japonya'da da öyle, Kenya'da da, Amerika'da da, Almanya'da da, bizde de böyle yani. Evet. Vakit varsa, personel varsa yapıyorlar. Çünkü işin bir başka tarafında sigorta var. Ha. Kasko var. Ya belki de eziklere karşı bir hassasiyetleri vardır. Hayır, dolayısıyla apayrı bir durum. 40 dakika boyunca bu mevzu konuşulmuş mesela. Ya da daha doğrusu orada zarar arkadaşlar. Zarar gördü. Bak nasıl ölçüyorlar motorun boyunu, çarptığı noktanın temas ettiği hali falan. Yani insana, malına, kendine zarar geldiği her noktada diyor ki devlet bir dakika, biz buna bir bakacağız, yakından bakacağız. Kim hatalı? Vallahi yaşanmaz Japonya'da ya. Bu ne be? Çok sıkıcı değil mi? Bizde nasıldı mesela? Bir böyle bir kaza olsa tutanak tutun. Tabii. Çünkü polis artık gelmesin bu işlere deniyor ki, bence de öyle doğrusu. Evet. Ama burada da bir işgüzarlık var yani. Japon polisleri alınmasın ama başka işiniz mi yok arkadaş? Yani demek ki olaylar artık o, hani herkes... Tamponu içeri hafif çöktü bagajı yani. Herkes kurallara o kadar uyuyor ki anladığım kadarıyla. Tabii. Böylesi hadiselerde 9-10 kişiyi yönlendirebiliyorlar. Evet. Gitmeseler işlerinden olacaklar belki. O zaman sizin burada ne işiniz var? Biz size para boşuna para ödüyoruz diyecekler belki. Evet. Kamu olarak. Ama çok işgüzarlık. Ya Japonya'da yaşayan arkadaşlar zor. Olmaz diyorsun. Aynen. Peki Londra'da yaşamak ister misin? Ama bir taraftan da yaya geçidinin olduğu bir yer olduğu evet, için başka bir hadise. Londra'da ne olmuş bu arkadaşlar? Sarı bir şey var orada. Şimdi Londra'da biliyorsun sen ve ben de denk gelmiştik. Hatta biz görüntü almaya çalışınca da engellenmiştik. Bir dakika ne yapıyorsunuz diye. Bir araç, iki araç işte kaza yaptı bir şekilde. Fakat kaza yapan araç biraz böyle hafif, hani biz pert diyoruz. Hani araba kötü haldeydi. Fakat o kadar da kötü de değildi. Bir şekilde arabayı itfaiye gelip sökerek bütün parçalarından ayırdı ve içinde oturan kişi de oturuyordu, öyle çıkardılar onu dışarı. Hı hı. Ve bunun içinde 4 blok kapatmışlardı. Hı hı. Ve o 4 bloktan biz zaten trafikten geçememiştik. Yürüyerek giderken kenardan, ay ne oluyor acaba burada, çekebilir miyim dedi. Anında bir polis yanımda belirip asla görüntü alamazsınız dedi. Bizde olsa biliyorsun biz çekirdek çitleyip ne oldu acaba, nasıl kaldıracaklar. Yol kapatılmaz ki zaten. Yok. 4 blok hatırlasana Murat'cığım. Şimdi yine benzer bir kaza Londra'da yaşandı. Hı hı. Bu iki katlı minibüs otobüsler var biliyorsun. Allah'tan ki boşmuş otobüs.
New Oxford Street'te çift katlı bir otobüs bir binanın giriş katındaki mağazanın cam vitrininden içeri giriyor. Önce ben bunu sorgulamak istiyorum. Ya, o beceriyi nasıl yapmış gerçekten, acaba? Gerçekten. Hani dükkana nasıl giriyorsun ya? Yani gerçekten şoför arkadaşımız kafası iyi miymiş acaba o sırada? O koca cadde birdenbire direksiyonu kırıp ya şuraya bir gireyim mi dedi. Olur mu öyle şey canım? Bak otobüsün çarptığı dükkanın bir yanında bir kafe, diğer yanında da bir restoran bulunuyor bu arada. Allah'tan ki boş olan yere giriyor. Nasıl olduysa dükkanın boş olması büyük bir şans olarak nitelendiriliyor. Kazada otobüs şoförü hafif şekilde yaralanıyor. Yapılan ihbarda çift katlı bir belediye otobüsünün kafeye çarptığı belirtilince olay yerine sayısız itfaiye, sağlık, emniyet biriminin tamamı gitti. Neyse ki korkulan olmadı. Dünyanın her yerinde bu reflekslar gösterilir Ebru'cum. Baksana nasıl kapatın. Yani caddelerde kapatılır vesaire. Ha, mesela bizde bazen denk geliyor büyük büyük koca koca binaları yıkıyorlar. Hani o zaman bile cadde sokaklar kapanmıyor. Hadi o da hani vakaya adiyeden diyelim. Ama genel olarak böyle bu tavır alınması gerekiyor galiba. Ki trafiğin şıkır şıkır insan trafiğinin, araç trafiğinin aktığı bir yerden bahsediyoruz. Birdenbire kesiyor adamlar. Niye? Çünkü insan hayatı daha böyle kıymetli gibi hissediyorsun ya, böyle durumlarda. İnsan hayatı zaten dünyanın her yerinde kıymetli ve hiçbir yerde de bu tarz kazalar olmasın, yaşanmasın. İnşallah. Dünyanın hiçbir yerinde gerçekten oluyor, ama oluyor. Kaza bu adı üstünde işte olabiliyor bazen. Ama burada insana verilen, duruma verilen önem ve değer tabii ki çok... Peki caddenin kapatılması işgüzarlık mı burada mesela? Ya işgüzarlık değil. Koca caddeyi bir kilometre boyunca kapatmışlar. Kapattım. Hadi bakalım buyur. Baksana. Neymiş? Otobüs dükkana girmiş alt tarafı. Ama bunun içinde birçok şey sebeple yani araştırılabilir. Yani mutlaka nerelere bakıyorlar. Ya işte bizi güldüren hadiseler bunlar. Yani hayır, bize şey geliyor. Yani tabii ki kapatılacak şimdi Allah korusun bizde de böyle bir olay yaşansa. Tabii. Olmadı mı geçtiğimiz günlerde hamburgerciye giren minibüsler gördük? Ya elbette kapatılıyor da yeri geliyor diyorum ya devasa yerleri yıkıyorlar deprem nedeniyle apartmanları. Ya bir tane şerit çekmekten üşenen bir milletiz biz ya. Evet. Peki. Üşenmek dedin de buna. Yani üşenmek akıl, mi? Akla bile gelmiyor evet, belki. Evet, neyse. Yani İngilizleri önemli... kendi tavırlarında bırakalım Ebru. Yani o hikayeyi öyle koymak lazım ortaya. Çünkü bizde biraz daha farklı durum gördüğün gibi. Ben bizi seviyorum. Tabii ki canım. Ama işte bazen olmuyor. Ters istikamete giriyor bizde de bir arkadaş. Ne oldu Ebru, ne var? Buyurun.